Evet, örnek hammaddelerimiz için bir satın alma siparişi oluşturmuştuk. Bununla alakalı alış faturası kaydına devam edelim. Kar hesabını seçtim. Ve bu cari hesaba bağlı. Açık satın alma siparişini çağırıyorum. Fatura numarasını girdim. Fiyat alanları kontrol ettim. Diğer kontrol etmem gereken alanlar var. Bakıyorum. Faturayı kaydediyorum. Şimdi burada bir pencere açıldı. Yapmış olduğumuz işlem maliyet işlemi çalıştırmıştır şeklinde bir uyarı aldık. Bununla alakalı ilgili ürünün daha önce ürünü kaydederken envantere dahil ve maliyet takip ediliyor işaretlemiştik. Dolayısıyla ilgili ürünler için sistem bir maliyet kaydı atıyor. Bir bakalım. Evet, normalde bu ürün için bir maliyet kaydı atması gerekiyordu. Bir bakalım niçin atmamış olabilir. Baskette maliyet ile ilgili alanlar kapalı görünüyor. Onları bir aktif edelim öncelikle. Evet, aslında aktif. Bir bakalım. Evet, maliyet alanlarımız aslında var. Tekrar işlem tipini bir kontrol edeceğim. Evet, maliyet işlemi yapısını seçili. Bunu güncellemiştik. Kapatıyorum. Diğer seçeneklerimiz tamam. Faturayı tekrar güncelliyorum. Maliyet işlemi uyarısı geldi tekrardan. Bakalım. Maliyetimiz yansıdı mı buraya? Bununla alakalı evet şu an bakın maliyet tarihçesinde 18 Ocak tarihli ve ağırlıklı ortalama yöntemiyle bir maliyet kaydı aktarıldı sistem tarafından. Bunu mevcut stok itibariyle toplam birim maliyetini görüntüleyebiliyoruz. Tıkladığımda güncelleme butonuna bu maliyet kaydının aslında bir faturadan oluştuğunu da görebiliyorum. Manuel ya da işlem bazlı bir maliyet kaydı atıldığında buradan ilişkiye, bağlantıya ulaşabiliyoruz. Şimdi devam edelim tekrardan.
Üretim sonucuna geçmeden önce toplam malzeme ihtiyacımızdan kalanları bir daha kontrol edelim. Yani 18 Ocak, 18 ve 19 Ocak tarihli açık işlemlerindeki malzeme ihtiyacını gördüm. Burada bizim yarım amellerimiz vardı. Çubuğumuz vardı. Bununla alakalı şu an aktif stoğumuz aslında yeterli. Bir de burada ambalaj poşetimiz şu an stoğu yeterli değil. Bunun için tekrar bir iş emri oluşturabiliriz ya da üretim sonucu girme esnasında stoğun yeterli olmadığı durumlardaki uyarıları görmek için giriş yapmayalım. Bu ihtiyaç tüketim bileşeni için. Üretim sonuçları ekranıma geçiyorum. Üretim planlama, üretim sonuçları. Buraya yine sipariş numarasını girerek bir listeleme yapabilirim. Şu an herhangi bir kayıt yok. Çünkü bizim siparişimize bağlı açılmış iş emirlerinden herhangi bir tanesi sonuçlanmadı. Yine sipariş numarasını girdim, listeledim. Şu an bakın açılmış tüm işlemlerini görebiliyorum. Burada en alt yarım amül iş emrim çubuk işlemeydi. CNC 12 tezgahında. Bu iş emrinin detayına gidip ve üretim sonucu girmeye çalışalım. Üretim sonuçlarında şu an herhangi bir kayıt yok. Artı butonuna tıkladım. Üretim sonuç ekranından biraz bahsedelim. Yine burada işlem tipi seçili geldi. Üretim emri numarası ve bağlı olduğu sipariş numarası. Yine başlama bitiş tarihleri ve sonuç numarası da sistem tarafından otomatik atanmış olan bir belge numarasıdır. Ve yine lot numarası. İstasyon CNC 12 seçili geldi. Eğer varsa ilişkili istasyonlar aynı şekilde buradan seçim yapabiliyoruz. Depo bilgisi şu şekilde. Sarf depo bu üretim sonucunun ihtiyacı olan bileşenlerden tüketimin gerçekleşeceği depoyu görüntülüyor. Üretim depo ise bu yarım amül üretimden çıktığındaki stoğun girecek olduğu depo. Aynı şekilde hatırlarsanız burada bir fason sürecimiz vardı. Çubuk işlem yarım amülü sevk irsalesiyle ısıl işlem fasonu alacaktık. Alt tarafa bakacak olursak yine benim üretim sonucunda meydana gelecek olan yarım amülümü görebiliyorum. Miktar bilgisini yine. Alanlar kapalı. Bu sayfanın sayfa ayarlarına bir göz atalım birlikte. Sarf ve fire ürünlerin maliyeti değiştirebilsin. Evet. İstasyon değiştirilir. Evet. İkinci birim çalışma aktif. Devam ediyorum diğer ayarlara.
Yansıyan maliyet ve işçilik maliyetlerini göster. Seçeneği aktif. Toplam maliyet görüntüleme aktif. Sonuç miktarı üretim miktarından fazla olabilir. Burada açılan iş emrinden fazla bir üretim sonuç miktarı girilmesi isteniyorsa bunu evet işaretliyoruz. Genişlik, yükseklik, derinlik bilgilerinin görüntülenmesi aktif. Fire sütunu ayrıca satırda bir fire miktarı girmek gerekirse bu seçeneği aktif ettim. Onu da inceleriz birlikte. Maliyetler sistem ikinci döviz birine göre gelsin mi? Hayır seçili bu. Sarf satırları fire olarak da gelsin. Yani sarf yapılacak satırları birebir firede de otomatik gelmesiyle alakalı. Bunu hayır diyoruz. Çünkü ayrıca burada fire miktarları gelecek ekranımızda. Fiş oluşmuşsa güncelleme yapılamasın. Eğer stok fişi oluşturulmuşsa üretim sonucunun güncellenmesini engelliyoruz bu seçenekle. Silme işlemi yaparken üretim sonucunu teslim alınmış sevk risalesi varsa silme işlemine izin verilmiyor. Burada kontrol devre dışı. Lot numarasını manuel değiştirmeye imkan sağlayan bir seçenek var. Yine stok fişi oluştururken kalite kontrol bilgisine baksın. Yani bu şu demek. Eğer biz ürettiğimiz üründe kalite kontrol takip ediliyor işaretlediysek bunu mutlaka kalite kontrol sonucu girilmesini gerektiriyor. Eğer girilmediyse sistem bununla ilgili uyarı veriyor. Ki az sonra bunu da birlikte bakacağız. Lot numarası bazında stok hareketi yapılsın. Evet, burada lot takibi yapılan sistemler için bu parametrenin aktif olması gerekiyor ki ilgili stok belgesinde kalem bazında bir lot numarası oluşsun. İlgili işlem tiplerinin default ID'lerini buraya yazabiliyoruz. İşlem tipi ID'lerini yazmazsak sistem ilk bulduğu işlem tipini yazıyor belgeye. Sıfır stok kontrolünün belge tarihine göre yapılıp yapılmayacağı ya da bugüne göre yapılıp yapılmayacağı. Yine sıra numarasının kullanıldığı parametre ayrı durumda. Manuel girilen maliyetlerin görüntülenip işlem yapılabileceği ile ilgili bir parametremiz var. Miktar alanındaki decimal sayısı burada 4 seçili. Sarf miktarını üretim sonucundaki miktara göre otomatik güncellensin mi? Evet. Bu seçenek seçilmediği durumda hayır olduğu durumda otomatik üretim sonucundaki miktarı otomatik güncellemiyor. Evet dersek güncelliyor. Giriş depo yetkisi burada hatırlarsanız personel kaydını gerçekleştirirken personellere ayrı ayrı yetkiler vermiştik depo bazlı. Bu şu işe yarıyor. Kontrol edelim tekrar hatırlayalım. Eğer biz personelin birden fazla depoda işlem yapmasına engel olmak istiyorsak yalnızca işlem yapabileceği, yetkili olabileceği depoları seçebiliyoruz bu şekilde. Eğer buradaki parametreye göre tüm lokasyonlar ya da default seçiliyse tüm depolar için işlem yapabiliyor bu personel. Eğer yetkili lokasyonlar dersem yalnızca burada seçmiş olduğumuz depo lokasyonları için stok hareketi gerçekleştirebiliyor personelimiz. Burada şu an default seçili. Kaydediyorum seçeneği. Ve sayfamı yeniliyorum tekrardan.
Şimdi burada şu şekilde, eğer istersem üretim sonucundan meydana gelecek olan stok hareketini ben birden fazla ürün stoğa girmesini sağlayabiliyorum. Normalde bu biraz serbest bir seçenek. Ben üretim emrini nasıl açtıysam normalde o şekilde sonlanması gerekir. Ama bazı firmalarda, örneğin sünger üretimi yapan bir firmadan örnek verelim. Aslında üretim emrinin için açılan ürün 19 danste gri blok sünger üretiyor, ama bu üretim sonucunda hurda niteliğinde satışı yapılan başka ürünler de meydana gelebiliyor. Dolayısıyla burada ilgili ürünle beraber başka bir ürünü de ben üretimden çıkmasını sağlayabiliyorum. Yine aynı şekilde fire sütun olarak gelsin demiştik. Ben bu ürün için eğer belli bir miktarda fire de meydana gelmesini istiyorsam direkt sütun olarak girebiliyorum. Üretim miktarı dışında. Reçeteyi tanımlarken tüketim bileşenlerimizi girmiştik burada. Miktarlarıyla beraber. Aynı zamanda bir fire girmiştik bakın. 0,75 metre 45 metrik 45-53 3 metrelik çubuk girmiştik. Toplam bunun bileşen ihtiyacı 45 metreymiş. 0,50'de fire girmiştik bakın. Bu da 30 metrelik bir fire meydana getirdi. Bunlar reçeteden gelen otomatik değerler. Ben üretim sonucunu şu an taslak olarak kaydediyorum. Burayı güncelleyelim. Evet, üretim sonucum şu an kaydedildi, ama herhangi bir stok hareketi, bir üretim sonucu oluşturulmadı. Tekrardan gidip fabrika üretim emirlerini ya da üretimdekiler dediğimiz sayfadan aslında bir inceleme yapalım. Ben açmış olduğum iş emirlerini ne durumda olduğunu kontrol etmek istiyorum. Şu an yalnızca bir tanesi üretimde. Operatöre gönderildi aslında. Ama diğerleri henüz üretime gönderilmedi. Ve buradan bakalım. Bakın şu an yalnızca bir tanesi şu an üretime gönderildi. Operatöre gönderildi. Diğerleri henüz herhangi bir aksiyon alınmadı olarak görebiliyorum. Tekrar üretim sonucu ekranıma geldim. Burada bağlantılardan biraz bahsedeyim. Üretim emri dediğimde bağlı olduğu üretim emrine ulaşabiliyorum. Mahsup fişi bu üretim sonucunda bir oluşan sarf, fire ve üretim fişlerinden oluşan muhasebe hareketlerini görüntüleme olanak sağlıyor. Yine varsa bununla alakalı ilişkili fiziki varlıklar ve duraklamalar. Bunları görebiliyorum. Şöyle bir bakalım ekranımızda. Örneğin öğle yemeği duraklama tipinde bir 30 dakikalık duraklama girelim. Herhangi bir arıza ya da bir farklı bir mola olması durumunda da buradan ilgili seçeneklerden seçim yaparak girebiliyorum. Şu an burası üretim planlama dediğimiz operasyonel kısımda. Yani sahada değil de o ofis tarafındaki ekranlar bunlar. Dolayısıyla biraz detaylı geliyor.
Bundan sonraki aşamada operatör ekranı dediğimiz daha çok dokunmatik kiosklardan görüntülenen ekranları inceleyeceğiz daha sonra. Bu üretim emrimiz için üretim sonucu üretimimiz devam ediyor. Sonlandırmak istediğimde stok fişi oluştur butonuna bakın bize uyarı verdi. Kalite kontrol işlemi tamamlanmadan sevk edemezsiniz. Hatırlarsanız biz bu yarı mamul içinde kalite kontrol işlemi yapılıyor işaretlemiştik. Dolayısıyla bize kalite kontrol işlemi yapmadan tamamlamamıza izin vermedi. Burada kalite kontrol butonuna basıyorum. Burada sanırım bir kalite kontrol kriterlerine ihtiyacımız var. Bir bakalım. Tanımlarımızı kontrol edelim. Yüzey kontrolü olarak bir kategori tanımlamıştık. Ama herhangi bir kategoriye bağlı değil. Bundan dolayıdır ki üretim sonucu kalite kontrol ekranında herhangi bir kayıt gelmiyor. Onunla alakalı birkaç farklı yöntem mevcut. Kalite kontrol kategorilerinin bağlanabilmesi için ürünlere. Birincisi kategoriden yola çıkabilirim. 1100 ana kategorimizde kategoriye bağlı tüm alt kategoriler mevcut. İstersen direkt üst kategoriden kalite kontrol tiplerini buradan seçebilirim bakın. Yüzey kontrolü. Herhangi bir işlem tipi seçmiyorum. İrsaliyede üretim sonucunda veya diğer operasyonlara gelmesi için sıra numarası 1 dedim, kaydettim. Şimdi tekrardan üretim sonucuma döndüm ve kalite kontrol butonuna tıklıyorum. Bir bakalım ürünümüze. Ürün detayına girdikten sonra diğer sekmesinde kalite kontrol bağlantısına tıklıyorum. Muhtemelen en üst kategoriden bir tanım yaptığım için gelmedi ürüne. Tekrar bir listemize dönelim. Sefer direkt bağlı olduğu kategori seviyesinde bir kalite kontrol tanımlaması yapacağım. Yine sıra 1'de yüzey kontrolü kontrol tipini seçtim. Tekrar ürünüme döndüm. Bir bakalım geldi mi? Evet, burada direkt üründe tanımlamam gerekiyor. Sıra 1 girdim. Kontrol tipi yüzey dedim. Herhangi bir işlem tipi seçmiyorum ve kaydediyorum.
Kontrol edelim yanlış üründe miyiz acaba? De işlem tipi seçerek bir güncelleme yapalım. Bunu ayrıca bir kontrol edeceğim. Muhtemelen şu an bir kontrol sonucu girmeye çalışalım. 60 adetlik. Evet, kalite kontrol tipi uyarısı verdi tekrardan. Devam edelim kontrol etmeye. Şöyle, biz az önce kategori olarak sanırım yarı mamul seviyesinde yarı mamul kategorisi için kalite kontrol kategorisi tanımladık. Ham madde için tanımladık galiba. Bir bakalım yarı mamule tanımlamış olmamız gerekiyor. Tekrardan kontrol edeceğim. Normalde aslında parametremiz şu an doğru. Bir de sayfa ayarlarını kontrol ederim. Tolerans değerlerini de gireceğim. Standart 100 olsun. Artı eksi 3'lük bir tolerans payı olsun. Gelmedi. Bunu ayrıca bir kontrolü ben gerçekleştireceğim. Şu an için burayı göz ardı edelim. Bununla alakalı ben çok kısa ürün kartını güncellemek istiyorum.
Kalite kontrol takip ediliyor. Kaldıracağım şu an için. Tekrar üretim sonucu sayfamı yeniledim. Ve stok fişi oluştur diyorum. Şimdi üretimim sonlandı. Bu üretim emri için. Bakın burada 4 tane stok fişi oluştu. Onları sırayla inceleyelim. Bir adet üretimden çıkış fişimiz var. Tıklıyorum. Üretmiş olduğumuz ürünün, yarı mamulün stoğa girdiğini gösteren bir üretim sonucu ve burada bir uyarı var. Bu fişi manuel güncellememe izin vermiyor. Normalde bu kısımda butonlar olur. Bu stok fişinin US54 numaralı üretim sonucundan eklendiğini uyarıyor. Ve direkt oradan ancak güncelleyebileceğimi söylüyor bana. Yine bir sarf fişimiz var. Bu üretim emrinin tüketim bileşeni olan ilgili ham maddelerin tüketim işleminin yapıldığı ham madde depodan çıkışının yapıldığı bir üretim sarf fişi. Bu da aynı şekilde üretim sonucu ile ilişkili. Bir ambar fişimiz var. Burada biz sevkiyat depo seçmiştik. Ürünün fasona gönderilmesiyle alakalı. Bu da bizim üretim depomuzdan aslında fason depoya bir çıkış işleminin belgesi. Burada önemli bir detay var. Şu an bu ilgili ürün fason depoya çıkış yapılmak üzere belge kaydedildi. Ancak henüz stok olarak fason depoya girişi yapılmadı. Bunun için teslim al seçeneği işaretlenip güncellenmesi gerekiyor ki fason depoya girişi gerçekleştirilebilsin. Son olarak da bir file fişimiz var. Yine file miktarı girmiş olduğumuz file oranı kadar miktarlarda bir file işlemi gerçekleşti. Bu da file fişimiz. Şimdi üretim ekranımıza bir bakalım. Üretimdekiler ekranımıza ne oldu? Bakın şu an ilgili üretim emrimiz buradan kayboldu. Fabrika üretim emirlerine bakalım. Bakın az önceki üretimimiz şu an üretildi. Kalan sıfır olarak üretim emri bitmiş durumda görebiliyoruz şu aşamada. Şimdi bu yarı mamul seviyesinde ürün ağacını bir maliyetini kontrol edelim. Buradan maliyet bağlantısına tıkladığımda bizim tedarik etmiş olduğumuz ham maddemizin kayıtlı net maliyeti aynı şekilde toplam birim üzerinden toplam maliyeti ve bakın kullanılan ürün istasyon maliyeti şeklinde bir burada ilgili istasyonun girmiş olduğumuz istasyon maliyet bilgisiyle beraber yine kayıtlı ham madde maliyetlerini toplayaraktan bize
Bu yarı mamul için toplam bir maliyet bilgisi verdi sistem. Devam edelim incelemeye. Tekrar gündeme göz atacak olursak, şu an üretim sonucunu inceledik. Bir de operatör ekranlarımıza bir göz atalım. Sahadaki personel tarafından bu üretim emirlerinin nasıl görüntülendiği ile alakalı bir inceleme yapalım. Şimdi bu aşamada fasona çıkış işlemimiz vardı. Normalde fason üretimleri kendi iç operasyonumuz gibi takip etmeyiz, ancak eğer oradan bir maliyet kaydı da takip etmek, yani fasondan oluşan maliyetlerin de ürünlerimize yansımasını takip etmek istiyorsak üretim sonuçlarını sonlandırabiliyoruz. Sıradaki ısıl işlem için akışımıza bir daha bakalım. Evet, ısıl işlem fasondaki üretim emrini maliyetimizin yansıması için sonlandıralım. Burada bizim ihtiyacımız olan bir de maliyetimizin oluşması için ihtiyacımız olan bir ısıl işlem fason işçilik ürünümüz vardı. Bununla alakalı da bir fatura girişi yapalım sisteme. Maliyetlerin ilgili ürüne yansıması için hizmet alım faturasının aynı dönem içerisinde, aynı ay içerisinde olması gerekiyor. Burada aynı tedarikçimizden almaya çalışalım. Bakalım. Başlat otomatik AŞ. Burada ben serbest bir giriş yapacağım. Yalnızca dikkat etmem gereken nokta şu. Benim üretimin gerçekleşeceği depoya girişini yapmam lazım. Mal kabul lokasyonu. Isıl işlem fason. O ay içerisinde tedarikçimiz bize 1300 adetlik bir hizmet vermiş olsun. Kaydedelim faturamızı. Evet, burada yine ürün ile alakalı bir muhasebe kod grubu eksik. Onu tanımlayalım. Evet, burada hizmet diyelim. Muhasebe kod grubuna ve kaydedelim. Burada alınan hizmet faturası da seçmemiz mümkün. Bir tek yine işlem tipini kontrol etmemiz gerekiyor.
Tabii hizmet olduğu için burada bir maliyet kaydı atmayacak. Biz bunu yine alış faturası olarak seçelim. Ürünümüzü attık sepete. Hizmet kalemini. 1300 birim. Alış yapalım. Şimdi tekrardan üretim sonucumuzu kontrol ettik. Yarım amelimize ihtiyaç vardı. Kaydedelim. Evet. Bakalım. Burada yine bir muhasebe kaydını aktaramadığımız bir durum söz konusu. Evet, bu yarım mamuldeki muhasebe kodunun eksik olmasından kaynaklanıyor. Yarım amül. Muhasebe kod grubunu kaydettik. Tekrar yeniliyorum sayfamı. Bakalım. Depo tanımı ile alakalı olabilir. Birkaç farklı faktörü var. Evet, işlem tipimizle alakalı ben muhasebe hareketini şu an için atacağım. Ki ilerlemeye engel olmasın. İşlem tipini. Tekrar kaydettim üretim Şimdi bizim burada fason istasyonda tanımlamış olduğumuz sarf ve üretim depolarımız vardı. Bu depoların tabii akışa uygun olması gerekiyor. Şöyle ki biz torna çubuğu işleyip fasona çıktığımızda aslında fason depoya çıkış yapmış olduk. Dolayısıyla bizim şu anki tüketim bileşenlerimiz
Fason depoda görünüyor. Ki aynı şekilde çubuk Montebel çubuk işleme yarım amülümüzde fason depoda. Hatta bunların stok hareketlerini bir kontrol edelim. Ürünlere gidiyorum. Buldum stoğumu. Kartına girip hareketler bağıntısına tıklıyorum. Bakın burada üretimden çıkış fişimiz vardı. Ama aynı zamanda bir sevk risalesi yapmıştık. Fasona çıkış ile ilgili. Dolayısıyla bu yarım amülümüz aslında şu an fason depoda. Dolayısıyla bunun fason depodan tüketmemiz gerekiyor. Burada bir de sevk risalesi vardı. Buna bakalım neydi? Evet, aslında bu da aynı işlem. İki depo, giriş depo fason, çıkış depo üretim olduğu için aynı şekilde burada da görüntüleyebiliyoruz. Şimdi bu yarım amül şu an fason depomuzda. Dolayısıyla bizim üretim sonucumuzda yani bu istasyon tanımındaki sarf deponun fason olması gerekiyor. Güzelledim. Üretimdeki akıştaki bir sonraki aşamayı da kontrol edelim. Şimdi dış çap taşlama ve dahili üretim operasyonumuz vardı. Dolayısıyla bizim fasonda çok pardon üretim depo mal kabul lokasyonuymuş. Mal kabul lokasyonundan yani fasondan gelen ürünün mal kabulde kontrolü aşamasından sonra bunu bir ambar fişiyle bizim tekrar üretime almamız lazım. Dolayısıyla ben istersen bu istasyon tanımındaki depoları da güncelleyebilirim. Ya da manuel sevkiyat depoyu buradan üretim olarak seçebilirim. Tekrar güncelledim stok fişimi. Şimdi tüketim bileşenlerim şu an fason depoda. Ben ürettiğimde bu ürünü mal kabul lokasyonuna istersem şöyle de yapabilirim. Sevkiyat depoyu da üretim depoyla aynı yapıp kontrol sonrası içeriye almam mümkün. Tabii burada yine yarım amülümüz ile alakalı bir kontrol uyarısı verdi. Bir bakalım. Burada da ben kalite kontrolü şu an için pas geçiyorum. Evet, stok fişi oluştur diyorum. Tekrardan stok fişlerim oluştu. Maliyet kayıtlarım oluştu. Şimdi tekrar bu ısıl işlem görmüş yarım amülün stok hareketlerini kontrol ederim. Detayına geçtim. Bakın burada stok özetinde üretim emrinden beklenen 1.3 adet rezerve var. Şu şekilde yine depo arası mal girişi bekleyen de 600 adet var. Yani bizim aslında sevk risalesiyle fasondan almış olduğumuz mal kabul lokasyonundaki
6 adetimiz var. Hareketlerine bakalım. Evet, sevk risalesiyle şu an teslim alınmayı bekliyor. Teslim alıyorum ürünü. Tekrar ara mamul üretim depoya girişini sağlıyorum. Şimdi bu seviye içinde işlemi tamamlamış olduk. Akışta sonraki aşamaya devam edelim. Dış çapı taşlama dahili operasyonumuz vardı. Tabi burada işlem yaptıkça birim maliyetler oluşmaya devam ediyor. İşçilik maliyetleri ve yansıyan maliyetlerimiz şu an gelmedi. Onlarla alakalı da şöyle bir işlem yapabiliriz. Workgroup'te işçilik maliyetleri yansıması aşamasında ilgili üretim sonucunda bir zaman harcaması gelmesi gerekiyor. Bununla alakalı bizim örneğimizde personellerimizin standart maliyetleri vardı. Bir bakalım. Evet, pozisyon maliyetlerimiz vardı. Tolga Fidan öngörülen aylık ücret 2.727 TL. Öncelikli olarak zaman harcaması gelebilmek için personelin bir pozisyon maliyetinin tanımlanması gerekiyor sistemde. Sırayla tanımlayalım. Detayına tıkladım. Burada bir bakalım. Maliyet kısmı var. Evet, öngörülen ücret 2.720 TL. Aylık çalışma saati 160 saatmiş. Günlük 8 saat. Aylık olarak yine 2.720. Pozisyon maliyette 32.640. Kaydettim. Mustafa Eroğlu personelimizi bulalım. Personel için de yine 2.560. Yani adam saat ücreti 16 TL olan bir maliyet söz konusu. Burada aynı şekilde geliyorum. Samet Çalışkan. Adam saat ücreti 11 TL olan bir personel. Bunu da tamamlayalım. Pozisyon maliyetine tıkladım. Ayşe Ateş personeli içinde adam saat ücreti 11.5 TL olan bir maliyet söz konusu.
Pozisyon kartını da kaydettim. Şimdi burada tabii biz üretim sonuçlarını diğer üretim sonuçlarına girerken zaman harcaması belirtmemiştik. Üretim sonuçları ekranına geçiyorum. Yani üretim sonucum var şu an için. Birinci üretim sonucum CNC 12 tezgahındaydı. Bu tezgahtaki personeller kimlerdi? Tekrar bir kontrol edelim. Evet, Tolga Fidan. Bu üretim sonucu için Tolga Fidan adına bir üretim sonucu zaman harcaması giriyor olacağım. Normalde operatör ekranında personel başla bitiş yaptığı aşamadaki geçen süreyi sistem baz alıp otomatik olarak ilgili zaman harcamasını kendisi atıyor. Biz şu an manuel bir zaman harcaması kaydedeceğiz. Evet. Zaman harcamasını kaydını attık. Bir bakalım bu sayfa ile alakalı parametremiz bir tane varmış. Kapatıyorum. Diğer üretim sonucumuz da fason. Fasonda bir zaman harcaması yok. Çünkü orada bir işçilik maliyeti olmadığı için bunun kaydını girmiyoruz. Şimdi sırada dahili üretim olan dış çap taşlama aşaması var. Bakalım bulalım üretim emrimizi. Evet. Dış çap taşlama iş emrimiz var. Bunu da operatör ekranından nasıl yapılacağını bir kontrol edelim. Şimdi bu işlemine dikkat ederseniz sarflar kısmında yer alan ısıl işlem görmüş bir yarım amelimiz var. Bunun da üretileni 600 adet ve stok fişte oluşmuş. Şu an bu işleminin ihtiyacı olan bileşenler stoğa girmiş durumda. Eğer ki önceki aşama tamamlanmamış olsaydı bu üretim emrini sonlandırma izin vermeyecekti. İstasyonumuz puntasız taşlama 02. Öncelikli olarak istasyondaki görevli bilgisini kontrol edelim tekrardan. Puntasız taşlama. Evet, PTS 02 istasyonu. Burada personellerimiz Mustafa Eroğlu ve Samet Çalışkan. Ben operatör ekranından bu işlemleri görebilmek için kendimi de yetkili olarak, görevli olarak seçiyorum bu istasyona. Buradaki detay şu. Operatör ekranında
Listelenecek kayıtlar yalnızca o istasyonda görevli kişilerin ekranına düşüyor. Bu sebeple ben kendimi de ekledim yetkili görevli olarak. Operatör ekranlarımız ilk girişi bu şekilde. Dokunmatik daha çok kiosklarda kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Üretim emirlerine tıkladım. Eğer elimde bir iş emri varsa ve ben bunu üzerindeki barkodu okutarak da direkt o ekrandan hızlı bir şekilde ilgili iş emrinin detayına geçebiliyorum. Bakın burada istasyon bilgilerini seçebiliyorum. Direkt ilgili istasyondaki iş emirlerini görüntüleyebilirim. Ya da bir sipariş numarasından yola çıkarak da işlem yapmam mümkün. Şimdi iki ayrı partide biz 600-600 ayrı işlemleri açtığımız için iki tane kayıt görüyorum ekranımda. Ben birinci kayda geçeceğim. Öncesinde çünkü aynı hiyerarşide devam etmek için doğru işlemin numarasını bulmam lazım. 1558. Şuna tıklıyorum. Burası bizim operatörün gördüğü ekranın detayı. Kaç adet üretim emri olduğunu ve ne kadar kaldığını görüntüleyebiliyor. Burada artıya bastığında gördüğü butonlar ve seçeneklerden bahsedeceğim. Öncesinde bu sayfanın ayarlarını bir kontrol edelim. Malzeme ihtiyaçları butonu görüntülensin mi? Evet. Operasyon butonu operasyon bazlı yapmayacağım için hayır diyorum. Seri numara hayır. Ürün eklenebilsin. Eklenebilir. İsterse tüketim miktarlarını, bileşenlerini değiştirebilir. Miktar kontrolü yapılsın. Üretim emri ihtiyacı kadar olan miktar bilgisi girebilmesini sağlıyor. Sayaç bilgisine şu an için ihtiyacım yok. Kaydediyorum. Ve sayfamı yeniliyorum. Evet. Artıya tıkladım. Burada işlemi yapan personellerimiz, görevli kişiler geldi. Ben Samet Çalışkan ve Mustafa Eroğlu'nu seçiyorum. Kapattım. Üretime başla dedim. Malzeme ihtiyacını görüntüleyebiliyorum. Bir yarım hamile ihtiyacım olduğunu görebiliyorum buradan. Ve 600 adetlik üretimi sonlandıracağım. İstersem üretimi duraklama yapabilirim. Bir mola veya bir duraklama tipi seçip bir duraklama kaydı ekleyebilirim bu iş emrine. 600 adet olarak üretim durmuştu. Tabii orada biz duraklama sebebini atmadığımız için tekrar sayfa yeniliyorum. Üretim başladı. Personelleri seçtim. Miktarı üretim başladıktan sonra tamamlamama izin vermiyor değişiklik yapmama. Ben bu haliyle üretimi sonlandırıyorum. Üretim emirleri sonlandı. Tekrar sayfamı yeniledim. Bakın şu an kalan 599 adet olarak görüyorum. Tekrardan geldim. Burada 599 olarak personellerimi seçip üretime başladım. Ve üretimi devam ettiriyorum ve sonlandırıyorum. Evet, üretim emirleri sonlandı. Şu an kalan 0 adet olarak görebiliyorum. Bir bakalım üretim emirlerimiz ne durumda? Sipariş numarasını girerek listeledim.
Şu an yine dış çap taşlama operasyonumun da tamamlandığını görebiliyorum. 600 adet olarak. Tekrar operatör ekranına döndüm. Şu an bu işlemi tamam olduğu için operatör de bitti olarak görebiliyor. İsterse buradan yine herhangi bir özel tasarlanmış etiket, barkod çıktısı vesaire alıp çıktı alması mümkün. Şimdi üretim sonucumuzu inceleyelim. Burada bakın 2 adet parçalı bir üretim yapmış olduğumuz için 1 adetlik bir sonuç var. Artı 599 adetlik bir sonuç var. Yani bu şu şekilde de açıklanabilir. Parçalı üretim yapılan üretim sahalarında da ben miktarlara bölerek de üretimimi sonlandırabilirim anlamına geliyor. Yine aynı şekilde bakın stok fişlerim oluştu ve bir depo ambar fişim var. Fasona çıkış. Niye? Çünkü bu akıştaki bir sonraki aşamada iç çap taşlama dediğimiz fason operasyon. Zaten sonrasında da ambalajlamayla üretimimiz tamamlanmış olacak. Burada bakalım. Bir maliyetlerimiz gelmemiş. Onunla alakalı bir maliyet kaydı. Toplu maliyet çalıştırma işlemi yaptığımızda aslında onların aktarıldığını göreceğiz. Konularımızda zaten maliyet konusu kaldı. Normalde maliyet muhasebesi bu eğitim programının dışında ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konu. Bununla alakalı tahmin ediyorum ilerleyen programlarda ayrıca bir eğitim düzenlenecek. Biz yine yüzeysel olarak girmiş bulunacağız.